Arkadaşlar herkese merhaba. Özellikle donanım haber üyelerine. Şimdi PlayStation 3 ile PS Vita arasında uzaktan oynatma seçeneğiyle PlayStation 3'ün hard diskindeki birkaç tane oyunu PS Vita'da oynayacağım. Bildiğiniz üzere PS Vita'nın oyun sıkıntısı ile ilgili bayağı bir tartışmalar vardı. Kısmen bunlara değindik forumda. Bir nebze olsun bu şekilde oyun çeşitliliğiyle bu soruna biraz çözüm bulmuş olabiliriz. Şöyle ki hemen ben pratik olarak göstereyim. Bu arada 15 dakikalık bir YouTube'da video sürem olduğu için hızlı geçeceğim her şeyi. PlayStation 3 menüsünden hemen multimen'e geçiyorum. Multimen'i çalıştırıyorum. Bu arada PlayStation 3 versiyonu 4.30 ve kırılmış bir konsol. Burada hemen Need for Speed. Önce Need for Speed'i deneyeyim. Buradan hemen uzaktan oynatma seçeneğini aktif hale getirip Vita'da Remote Play Start. Şu anda bağlantı kuruyor. PS Vita, PS3 arasında ve PS3'ün menüsü PS Vita'da gördüğünüz gibi geldi. Burada tüm menüler burada ve hemen oyunu çalıştırıyorum. Need for Speed. Bu arada yansımalardan dolayı görüntü net gelmeyebilir ama çıplak gözle real olarak oynadığınızda daha bir eğlenceli ve kaliteli oluyor. Yansımalar berbat. Onun için özür dilerim. Sesi açayım biraz. Net görünüyor mu? Online'ı geçtim. Evet. Hemen seçim bir yer. Warning. Herhangi bir yer seçiyorum oyunda. Kırmızı lider. Feature perfect. Response. Bu arada arkadaşlar mesela PS Vita'da R2 butonu olmadığı için bununla ilgili şöyle bir seçenek var. Ekrana tıklıyoruz. Burada normal PlayStation 3 joystick simgeleri çıkıyor. Mesela bu şey PS butonu normalde. Ayrıca şöyle söyleyeyim biraz eski haline getireyim. Şurada kontrolde 1, 2 ve 3 farklı seçenekler var. Ben pratiklik açısından 3. modu seçiyorum. Burada arka dokunmatikleri görüyorsunuz. Sağ üst ve sol üstte R2 ve L2 yerine geçen butonlar var. Ayrıca L3 ve R3 var. Bundan dolayı gaz vereceğimiz zaman R2 yani arka butonun sağ üst tarafına basmam parmağımla yeterli oluyor. Ayrıca geri de zaten fren ya da geri yerine de L2 yani sol üst tarafta arka butona dokunarak oynuyorum. Hemen oynayayım ben. Videodan tasarruf etme modunda. Şu anda arka dokunmatiğe dokunuyorum sağ üst tarafa.
fren yapayım. Ve geri aynı zamanda. Olay bu, ileri. Arka butonla gaz ve freni arka butonla veriyorum. Bayağı eğlenceli, grafikleri de yeterince iyi. Şu anda yansımalardan ve yansımalardan dolayı biraz flu görünse de gerçek ve çıplak gözle oynadığınızda daha kaliteli ve güzel oluyor. Ben hemen diğer oyuna geçeyim. Sonra Medal of Honor oynayalım. Süreyi yeter inşallah. Multimini açıyorum. Medal of Honor'dan sonra da GTA'yı deneyelim. Umarım süre yeter. 15 dakikadan daha uzun video atamıyorum. Uzaktan oynatma seçeneğini aktif ettim ve PS Vita'dan Remote Play Start. Şu anda bağlantı kuruyor ve bağlantı kurdu PS için. Menüsü burada, Medal of Honor çalıştırıyorum. Yüzüm görme. Hayır, istemiyorum yeni sürümü. Vaktim yok. Hadi süremez. Evet, start. Bu arada bu şekilde oynamak biraz zor oluyor. Bahane için söylemedim. Mesela şurası olsun. Şurası yes, normal. Gerçekten zor böyle oynamak. Şöyle mi oynayayım ya? Hadi ya, tam sırası ya. Thank you.
da böyle Afganistan'daydık. Tabii haklı olan taraf Afganistan olduğu halde Amerika'ymış gibi görünüyor. Buradan hemen GTA'ya geçip video bitmeden sonlandırmak istiyorum. Multiman. Bu arada kırılmış 4.30 versiyonu Türkçe desteği var. Türkçe dil desteği. Geç de olsa Sony bunu anladı. Uzaktan oynatma seçeneğini aktif hale getirdim ve PS Vita'da tekrar kontrol ve bağlantıya geçiyorum. Ve PS3'ün menüsü Grand Theft GTA. Bu arada bu video bilgilendirme amaçlıdır. Crack ya da jailbreak ya da konsolların kırılması tabii hoş şeyler değil. Burada şunu seçelim. Video sürem çok azaldı bu arada. Ben ara videoları direkt geçeceğim. Tabii gelirse. Evet, geçiyorum ara videoyu. Yine arka şeyi kullanıyorum, dokunmatik. Bu arada sesli bir titreme var. Sesli bir lag var ama. Arka dokunmatiği kullanarak gidiyorum. Biraz önceki Need for Speed'de oynadığımız şekliyle.